Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Üçlük 3 grup programına hepiniz hoş geldiniz. Hüseyin Karabacak'la beraberiz. Hafta değerlendirmesi olarak da ilk yarının son haftasını değerlendireceğiz. Hafta arası yayınlarımız olacağız. Transfer gündemi programı olacak. Bu programlarda sizlerin karşısında olacağız arkadaşlar. Ve birinci grupla da başlayalım. Kanalımıza abone olmayı tabii, bizlere destek olmayı, bağış yapmayı, katıl butonuna katılmayı bir veya beğenilmeyi, yorum yapmayı çok şey isterim. Evet, haftanın teknik direktörü birinci grupta Bekir Ozanas oldu. Kelkit deplasmanda 2-0'lık bir galibiyet aldı bu hafta ve haftanın hocası Beautiful. oldu Bekir Ozanas. Haftanın takımı da Şile Yıldız'ı deplasmanda mağlup eden Edirnespor oldu. Bu şekilde değerlendirdik. Evet, Mersin İdman Yurdu Yomra'yla 1-0. Yomra deplasmanında 1-0 galip ayrıldı ve ilk yarıyı da 5 puan farkla lider bitirmeyi garantiledi. Evet. Abdullah tabii Mersin Barnes için önemli bir galibiyet. İyi gidişi devam ettirmeleri gerekiyordu. İlk devrenin en flaş takım performansını verdiler aslında. 17 maçta 39 puan, yaklaşık 2-30 puan ortalaması. Çok değerli bir puan ortalaması yakaladılar. Ersin Hoca'yı, öğrencilerini ve Mersin İdman Yurdu kulübünü kutluyorum. Onlar da bu sene tribüne daha çok gelmeye başladı. Takımın isminde Mersin İdman Yurdu ismi olduktan sonra daha tribün olarak daha fair play ruhunu, centilmenliği yansıtacak işler yapıyorlar. İyi bir takımları var. Aslında çok mu iyi, çok mu eksik? Hani bir Iğdır futbol kulübü gibi mi, bir Karaman futbol kulübü gibi mi desem veya bir Çankaya gibi mi? Aslında tam olarak onlara yakın bir kulüp değil kadro kalitesi olarak. Ama güzel bir oyun formatı oturttular. Savunmada ne yapacaklarını biliyorlar. Hücumda ne yapacaklarını biliyorlar. Ersin Hoca istediği oyun formatını çok güzel bir şekilde oturtmuş orada. Tebrik ediyorum. Yani dediğim gibi 2-30 puan ortalaması. Çok yüksek bir puan ortalaması bu. Bence büyük bir başarı. Devre arası transfer döneminde hareketli geçeceklerdir. Üstlükten önemli futbolcuları kadrolarına katacaklardır diye düşünüyorum. En az 4 tane falan transfer bekliyorum ben Mersin Barnes'dan. Yaparlar. Geçen sezon devre arası hatırlarsan Ender Alkan varken de önemli isimler almışlardı. Bu sezon biraz daha Yapacaklar. En az 3-4 transfer yapacaklarını duydum ben. biraz daha etkili transferler yapacaklardır diye düşünüyorum. Yomra deplasmanında 1-0 galibiyet. Hani Yomra Spor tamam ligin son sıralarında olabilir. Hani küme düşme mücadelesi verebilir ama çok kolay bir deplasman değil. Maçın da ilk yarısında şey oynamışlar. Biliyorsun hani maçın yayını yoktu. Liderin Evet. maçını vermedi olur. Maçın ilk yarısında aslında Mersin Banyo'nun biraz daha böyle baskılı başlamış ama sonrasında Yomra'da Oyun anlamında toparlayan bir Yomra vardı yalnız. evet toparlayamaz. Zaten Abdullah baktığında yani Yomra Spor bugün bakalım şurada kaç mağlubiyet almış? 10 tane mağlubiyet almış. 10 mağlubiyetin 7'si 1-0 aslında. Yani çok değişik bir istatistik anladın mı? Önemli bir istatistik aslında. 10 mağlubiyet almış. Bir de 2-1 var herhalde. Yani 8'i falan tek farklı aslında. Bence değerli ve önemli bir istatistik. Yomraspor aslında hücum yollarında etkili olabilse bu kadar büyük sıkıntılar yaşamayacak belki. Ama hücum yollarında hiç etkili olamadı. Koşan, basan, mücadele eden bir takım. Maçın belli başlı dönemlerinde onlar da baskıyı arttırdı. Ama sonra Mersin İdman Yurdu tecrübesiyle birlikte yeniden oyunu üstüne aldı ve kazanmayı bildi. Tebrik ediyorum Mersin İdman camiasını. Önemli ilk devreyi lider bitirmek, en yakındaki rakibinin 5 puan önünde olmak bence çok büyük bir başarı. Şimdi Hüseyin Devre ilk devreyi o şekilde bitirdi. Ben şuna eklemek istiyorum sana. Mersin İdman Yurdu profesyonel liglerde şu ana kadar en fazla puan toplayan takım. evet. Haftaya TFF birincilik bitecek. Muhtemelen orada ilk yarıyı Eyüpspor lider bitirecek. Kazanacağını da düşünüyorum ben. 41 puanla lider bitirecek takım Eyüpspor olacak. Ama genel Evet. anlamda onun dışına baktım ama ki orada 18 ya da 19 maç var. 18 maç var. Buraya baktığım zaman 17 maçta şu ana kadar en fazla puan toplayan takım yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin İdman Evet. Yurdu'nun şöyle bir sıkıntısı var ki aslında bu bakış açımıza göre değişir bu. Gol skor dağılımları çok fazla. Bu iyi bir şey ama net bir golcüleri de yok. Hani öne çıkan şu isim öne Ya çıktı diyebileceğimiz bir isim de yok. aslında hani Abuzer Gaffar bu ligin en ilk İlk golcülerinden golcülerinden birisi. birisi. Yani son 2-3 seneyi aslında sürklase etmiş. Yani her sezon 15 gol ortalamasını yakalamış bir futbolcu. Ama hani burada istediğini bir türlü veremedi. Hatta bazı maçlarda artık Geçen hafta iki golü dışında. aynen geçen hafta 2 gol attı. Ersin Hoca böyle artık forvetsiz çıktığı dönemler oldu sahaya. Hani onu da tabii taktik varyasyonundan dolayı. Çünkü bakıyorsun mesela bazen işte Yusuf var. Bence ligin en etkili kanatlarından biri. Üçüncü lig için önemli bir kanat. Yani ben ikinci ligde çok beğendiğim kanat oyuncularından birisi. Mesela onu sağ bek izlediğimiz oldu. Hani hocanın farklı varyasyonları var.
Abuzer Gaffar daha istenileni veremedi ama Abuzer Gaffar'ın kalitesinden götürecek bir şey değil bu. Devre arası transfer olabilir. Forvet bölgesine transfer yapabilirler. Ayrı bir konu. Ama forvet bölgesine transfer yapsalar da ben ikinci ara Abuzer Gaffar'dan daha bir patlama bekliyorum Abdullah. Abuzer Gaffar bu ligin iyi forveti gerçekten. Hani bazen hani demiştik ya dünkü programda da söyledin sen işte bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor vesaire diye. Evet. Hani Abuzer Gaffar'ın da muhabbeti biraz o olabilir diye düşünüyorum. Ama toparlayabilir Abuzer Gaffar bu ligin en iyi golcüsü. Mersin Banyo da iyi takım, organize takım. Devre arası transferleriyle birlikte daha güçlü olacaklardır diye düşünüyorum aslında. Şimdi Hüseyin 6 puanlık bazı maçlar var bu grupta. 52 Ordu mesela. Yeni Mersin Banyo'da 52 Ordu. 52 Ordu ile iç sahada oynayacak. Karaköprü ile iç sahada oynayacak. Karşıyaka ile iç sahada oynayacak. Şimdi Evet. bunlar bir avantaj Mersin Banyo'da için ligin ikinci yarısında. Keza tabii Nevşehir deplasmanına gidecek bu esnada. Hani bu da zorlu bir karşılaşma. Kütahya Evet. deplasmanına gidecek. Zorlu bir karşılaşma. Ama genel anlamda baktığımız zaman iç sahada daha önemli maçların birçoğunu iç sahada oynayacak. Rakip en yakın rakip takipçileri de. Bu da Mersin İdman açısından bir avantaj. Tabii ikinci yarı neler getirir? Sezona nasıl başlarlar? Devre arası kampta sakatlık. Allah kimseye vermesin. Neler olur? Anladım. Hani bunlar da çok önemli. Rakipler hangi transferleri yapacak? Bunlar da çok önemli. Devre arası da yayınlarımızda belirtmiştik. İşte 52 oradaki deplasmanda Amasya'ya takıldık. Evet, Şimdi 52 orada. Amasya iç sahadaki Hüseyin iyi takımlardan birisi. İki Evet. mağlubiyeti var. Üç galibiyet, üç beraberlik. Dış sahada kötü olan bir takım zaten Amasya. Evet. Ben normal karşılıyorum açıkçası 52 Ordu'nun takılmasını. Yani gayet normal tabii. Amasya zor bir deplasman ki Amasya aslında kötü bir takımda değil Abdullah. Sezon başından beri söylüyoruz. Hatta Hasan Basri Hoca'nın da olduğu süreçte orada hani nasıl bu kadar başarısız oldular pek de ikimiz de anlamlandıramadık hatırlıyorsak. Aslında genel anlamda iyi bir takım ve devre arasında ben onların da transferde çok aktif olacağını düşünüyorum. 52 Orduspor için bir puan bence de kötü değil. Önemli olan Mersin İdmanüdür'le makasın daha fazla açılmamasını bir şekilde sağlamak. Biraz açılmış oldu. Ayrı bir konu. Ama tabii devre arası transferlerde onların da çok güçlü olacağını düşünüyorum. Ben aktif Duyuyorum. olacaklarını düşünüyorum. İsimleri de geçiyor. Duyuyorum Pınar'da da aynen bazı geliyor. isimlerde duyuyorum. Eğer onlar da alırlarsa gerçekten hem hücum bölgesinde de çok etkili isimler transfer edebilirler diye düşünüyorum. 52 Orduspor Ahmet Hoca gerçekten altın dokunuş yaptı aslında Abdullah. Yani hani biraz bu maç özelinde tabii baktığımız zaman Amasya'dan aldıkları bir puan kıymetli. Hani 3 puan alsalardı tabii o makasın açılmaması için daha iyi olurdu ama genel anlamda baktığımızda Ahmet Taşyürek'i değerlendirmek istiyorum biraz Abdullah. Çok sağlam bir dokunuş yaptı yani. Hani Evet, 52 iyi bir dokunuş Orduspor'u yaptı. aynen iyi toparladı. Elindeki kendi kurmadığı bir kadro sonuçta. Dokunuşuyla birlikte oyuncular da performansını üst seviyeye çıkarmaya başladı. Veysel var mesela. Şanlıurfa Spor'dan Trabzon'a transfer olmuştu. Şimdi buraya da kiralık geldi herhalde. 52 Orduspor'a genç bir kardeşimiz. 2003'te olması lazım. Yetenekli. Yine Nevzat'ın performansı bu sene yine çok iyi. Düzcespor'dan da biliyoruz Nevzat Bülent'i. İyi işler yapıyor. Baktığımızda iyi bir kadroları var. Kaliteli oyunculara sahipler ama devre arası transferiyle birlikte güçlenirlerse eğer bambaşka bir takım olurlar. Onlar da Mersin Banyoluz için en büyük tehlike olurlar diye düşünüyorum. Ama Amasya'dan aldıkları bir puan da kıymetli buluyorum Aslında Ahmet Hoca kötü başladı Hüseyin. Üst üste iki mağlubiyetle başladı. Hatta dört maçın ben. sonunda sadece 4 puan almıştı. Ama Ama orada da bir seri sonrasında yakaladı yani. iyi bir seri yakaladılar. Yani Evet. yaklaşık 9 maçtır kaybetmiyorlar. Bu 9 maçında 6'sını galibiyetle tamamladılar. Evet. İyi bir Hep tebrik seri. etmek. Ahmet Hoca'yı tebrik etmek lazım. Ağır deplasmanıyla başlayacak onlar da ligi. Bakalım neler olacak. Göreceğiz. Karaköprü. Hüseyin Karaköprü 3-2 mağlup etti. Şimdi birkaç hafta öncesine kadar biliyorsunuz Karaköprü grubun en az gol yiyen takımıydı. Şu an 11 gol yediler. Son Evet. haftalarda yediler bu golleri de. Baktığımız zaman 3 tane Nevşehir'den 2 tane Derince'den yediler. Bu hafta tabii kazandılar Karaköprü. Ama sonrasında yani 3-0 öne geçtikten sonra maçın 3-2 olması yani 88'den sonra da sorun yaşadı Karaköprü. Yaşadığım önemli olan kazanmak Abdullah. Yani sonuçta Derince de biliyorsun hani ligin iyi takımlarından birisi. Yani bir şey de diyemiyoruz Derince gibi bir takıma karşı. Önemli olan kazanmaları bence Karaköprü'nün. Tabii son haftalarda biraz hani savunmada error verdiler ama bu da olabiliyor Abdullah. Hani artık çünkü Ben rakipleri de Karaköprü'nün de çok güçlü. devrede transfer yapacağımı düşünüyorum. Mutlaka. Mutlaka yapacaklardır. Buranın savunmasındaki oyunculara çok dikkat etmek gerekiyor Abdullah. Bence çok değerli sporculara sahipler. İşte kanattan devşirme Emre Fırtına var. Bek'te yine Emre Yıldırım var. O da Yusuf'un ikizi mi kardeşi mi ne bildiğim kadarıyla. Emre Yıldırım. Mersin'deki Yusuf'un kardeşi. Yine geçen sene Ahmet'te Arnavutköy'de oynayan Mücahit Çakır
Stoper tandemi de var. Bir de Burak var. Burak Büyükkaya aslında. O da çok değerli bir oyuncu olacak bence. Daha 98 doğumlu. Önünde uzun yıllar var futbolla ilgili. Yani 24 yaşında. Ve Burak'ın da ben iyi yerleri göreceğini düşünüyorum. Bu sezon çok net bir performans gösteriyor. Karaköprü'nün izlediğim maçlarda ön plana çıkan etkili oyuncularından birisi savunmada. Karaköprü ile ilgili konuştuğumda genelde ben savunmayı konuşmak istiyorum Abdullah. Çünkü çok başarılı bir ilk devre geçirdi bence savunması. Error vermedi, hata yapmadı. Bence Besim Hoca çok başarılı Karaköprü takımıyla. Çok üst düzey bir takıma sahip mi? Değil. Yani çok nitelikli, kaliteli oyunculara sahip değil mi? Sahip mi? Mesela bir 52 Ordu'daki gibi, ne bileyim, Mersin Bayburnu'ndaki gibi, işte Karşıyaka'daki gibi böyle iş bitiren oyuncu dediğimizde aslında öyle iş bitiren net bir oyuncuları yok. Ama devre arası onlar da artık, çünkü şurada bir şey yok Abdullah, yani onların da 7 puanlık bir fark var. Liderliği de deneyeceklerdir. Playoff'a da girmeyi zaten en güçlü adaylarından birisi. Devre arası transferlerini yapıp kendilerini kuvvetlendirip daha iyi gideceklerdir diye düşünüyorum Abdullah. Evet, başarılar dileyelim. Bakalım devre arasında neler olacak. Devre arası değerlendirmelerimiz de olacak. Karşıyaka'ya geçelim. Karşıyaka Elazığ için. Yani Evet. 3 maç 3 puan. Selahattin Hoca için. Yani Doğru tercih olmadı mı? Selahattin Hoca buradan döndürebilir Abdullah. Belli olmaz yani şimdi Karşıyaka'yla ilgili. Karşıyaka'nın belli başlı kaliteli kadrosu var ama özellikle biliyorsun Selahattin Hoca'nın de 10 transferleri puan. Fark 10 nasıl? oldu. Fark 10 olduk. O 10 oldu. Karşıyakalı yöneticiler 5 puan farkla gireriz düşüncesindelerdi. Fark katına çıktı yani, onlar 10 puan oldu. Şimdi Evet. bu durum işi değişti ve Karşıyakalı'nın artık odak noktası playoff olacak. Evet. Ama işte hani en kötü ihtimalle playoff hazırlık yapacaklar. Yine devre arası transfer yapacaklar. Selahattin Hoca'ya çok güveniyorlar. Çok beklentiye sahipler Selahattin Hoca'dan. Selahattin Hoca da biliyorsun yani ha, transfer kime edebilir Selahattin Hoca onu da bilmiyorum. Hani kendi sisteminin parçalarından hangi oyuncuları kadrosuna katabilir eski oyuncularından. Düşünüyorum düşünüyorum. Çok daha bir oyuncu da kalmadı. Şimdi Alihan'ı PTT'den getirebilmek mesele. Ondan sonra bakıyorsun Nurettin Sakat Çakır. Nevşehir'den Onu, Serdar Ümit Demir'den alacak. Serdar Ümit Nevşehir'den çıkacak mı, çıkmayacak mı belli değil. Bakıyorsun hani Serhan Isparta'dan çıkacak mı, çıkmayacak mı belli değil. Hani hocanın böyle önemli futbolcularını şöyle düşünüyorum. Oyuncuların da çoğu takımlarında oynayan oyuncular var, sakat oyuncular var. Ondan dolayı hoca kendi oyuncularından kimleri alacak? Çünkü Selahattin Hoca'nın böyle bir özelliği vardır. Yani kimse bunu yanlış anlamasın. Selahattin Hoca alır, götürür yani. Hani kendi oyuncularıyla birlikte bu işi götürür. Playoff'ta da çıkmayı zorlayabilecek bir şey. Ama kime alacak yoksa hani çok böyle sanki eski oyuncularına bağlı kalamayacak da farklı transferlere yönelecek gibi geliyor. Bakalım ne olacak. Tabii Elazığ'la bir kalmak onlar için olumsuz bir sonuç. Gerçekçi olmak için. Senin dediğin gibi liderle aradaki puan farkı ona çıktı. Bu Karşıyaka için hoş bir durum değil. Onlar çünkü şampiyonluk hedefiyle başladılar sezona. Bakalım nasıl görecekler ki orada Emre Gemici hala orada. Yani iyi futbolculara da sahipler. Onur Kolay var. Çok kaliteli futbolculara da sahipler. Senin Fatih Ama Taşdelen var. Fatih Fatih. bu hafta mesela golü attı Fatih. Golden önce de topun kornere gitmeden önce güzel bir şutu vardı Fatih'in. Benim çok beğendiğim bir İyi oyuncu futbolcu. Gerçekten Fatih. çok iyi futbolcu. Hatta yani ben başka takımlardan da teklif alacağını düşünüyorum Fatih. Alır, alır tabii ama işte burada da Karşıyaka en etkili silahlarından birini bırakmaz diye düşünüyorum. Karşıyaka için söyleyeceklerimiz bu. Elazığ Spor için de bu puan kıymetli bir puan bence yani. Tahta Yani yaşmaları gerekiyor. ya kesinlikle ona yapacak bir şey yok artık. Hem yaş Tahta yaşması ortalamaları çok gerekiyor. yüksek, yaş ortalaması yüksek, sakat veriyorlar sürekli. Ondan dolayı tahtayı açıp devam etmeleri gerekiyor aslında. 3 maç 7 puan. Bekir Ozan As Hüseyin. Karşıyaka, Evet. Kütahya, Kerkük deplasmanını kazandı. Kerkis deplasmanında kazanmak çok zor Abdullah. Bunu hep biliyoruz. Yani Kerkis'te oynarken Kerkis'e karşı kazanmak kolay değil. Hatta bu hani Ulaş Hoca'nın Dokuz Baldanıgil'i beraberliği var Hüseyin. Kelkit'in. Yani grubun en fazla berabere kalan takımı Şile Yıldız'la beraber. 5 mağlubiyeti var. Yani önündeki Elazığ, Çatalca, Hacettepe'den daha az mağlubiyet almış bir takım. Ve bu Yani esnada Ulaş Hoca ayrıldı. Ve gol Ulaş yollarında Hoca'nın etkisiz bir takım Kelkit. Ona evet. rağmen kazanmasını bildik daha. Tabii Kütahya önemli bir galibiyet aldı. Hele Kerkis deplasmanında kazanmak çok önemli. Tabii burada Bekir Ozanas Hoca'nın da iyi başlaması hem onun teknik direktörlük kariyeri açısından hem de
Kütahyaspor açısından önemli. Çünkü Kütahyaspor'da taraftarların 2 senedir yaşanan hayal kırıklıklarından dolayı sürekli memnuniyetsizliği var. Onların artık başarı bekliyorlar. Acilen net başarı bekliyorlar. Onlar da ilk yarıyı 30 puanla tamamlamış oldu. Onlar da devre arası transferin hareketi geçeceklerdir Abdullah. Onlar da playoff'un içinde olma hesabı yapacaktır. Yine hani belki belli de olmaz. Çünkü geçen seneki Fethiye Erok muhabbetini yaşadıktan sonra yine Kütahya'nın son 3 haftada 7 puan öndeyken liderliği vermesini yaşayan takımlardan birisi. Onların da Evet. son dakikaya kadar umudu olacaktır diye düşünüyorum. Kerkis deplasmanında, Kerkis gibi bir deplasmanda kazanmak çok önemli. Çünkü Kerkis de yeni hocasıyla birlikte mağlup olmuyordu. Bu yeni hoca geldiğinden beri. Evet. İyi bir gidişatı vardı. Belediye Kütahyaspor'u tebrik ediyorum. Çok önemli bir galibiyet aldı. Hani bu maçtan berabere kalsa bak kendini otomatikman 3-4 sıra aşağıya atacak Abdullah. Şu anda playoff hattının içinde kapatmış oldu. Tebrik ediyorum Belediye Kütahyaspor'u. Ben de tebrik ediyorum. Önce genel olarak Nevşehir'i topladık. Yani Evet. Nevşehir benim geriden geldi bu hafta bir de. Eskişehir deplasmanda mağlup etmesi bekliyorduk ama Yusuf Hoca ile beraber inanılmaz bir çıkışa geçti. Şimdi taraftarlar da yazıyorlar. Mustafa abiyle beraber yine birkaç arkadaşımız daha var Nevşehir taraftarı. Yazıyorlar. Ben devre arasında aktif olacaklarını düşünüyorum transferde. Yani Nevşehir şu an her ne kadar puan durumunun gerisinde yani playoff hattında olmasa bile ben aşağıdan birini çekeceğini düşünüyorum. Yani yukarıdan birini aşağıya çekecek, kendisi atacak. Olabilir. Olabilir Abdullah. Abla iyi oyunculara sahipler ama biraz daha hani verim verme konusunda sıkıntılı oyuncular var. Mesela forvet bölgesinde mutlaka transfer yapacağını düşünüyorum ben Nevşehir Belediyespor'un. Yusuf Hoca'nın kesinlikle o bölgeye bir talebi olacağını düşünüyorum. Onun dışında değerli oyunculara sahipler ama ben Nevşehir'in açıkçası 3 transferle falan işi bitireceğini düşünüyorum. Çünkü kadrosu genel anlamda kötü bir kadro değil. Ama bir, böyle hani 2-3 tane yani biraz bence net adama gidecekler Abdullah. Böyle hani net adam. Kim forvet? Abdullah Akgül. İşte sırtı dönük oynar. Şöyle yapar, Yo ben böyle 8 yapar. oynarım. Ya mesela diyorum işte. Anladım. Mesela Abdullah Akgül, tak Abdullah Akgül'e yapışacaklar. Bitirecekler gibi işi geliyor. Hani Nevşehir'in böyle transferde çok fazla sirkülasyon olacağını düşünmüyorum. Ha, tabii bu biraz şeyle ilgili oluyor Abdullah. Yani şu anda yine hiçbir şey belli değil. İlk devre bitti ama oyuncular işte kampa döndükten sonra işte ben ayrılmak istiyorum. Muhabbetini yaşayacaklar. Orada ayrılabilecekler mi, ayrılamayacaklar mı? Bu tarz süreçler yaşanabilir. Ama net bir forvet transferine ihtiyaçları var gibi duruyor. Bir de bence biraz daha fiziksel olarak güçlü bir kanat oyuncusu lazım gibi duruyor oraya. Yani baktığımızda Dilaver var. Çok yetenekli. Top ayağındayken mükemmel bir kanat oyuncusu. Ama biraz daha böyle dinamizmi yüksek bir kanat oyuncusuna ihtiyaçları var gibi duruyor. Yine Halil İbrahim Pekşen var. Kanata da mutlaka transfer yapacaklardır. Belki orta sahada bir takviye yapabilirler diye düşünüyorum. Onun dışında bence gayet iyi bir takım aslında. Yine şey Belediyespor. Yusuf Hoca geldikten sonra inanılmaz bir dokunuş yaptı. Takımı çok iyi toparladı gerçekten. Yani geçen sezon Sivas Belediyesi'ndeki sürecini de çok iyi takip ettiğimiz bir hoca. Elindeki malzemeyle iyi işler çıkarabilen bir hoca. Bakalım devre arasında nokta iki transfer yapabilirse Nevşehir Belediyespor için 2-3 transfer yapabilirse Nevşehir Belediyespor için ikinci yarı daha farklı olur. Tebrik ediyorum Yusuf Hoca'yı da. Oldukça iyi gidiyor. İyi götürüyor sezonu. Hüseyin, bu grupta gol krallığına böyle ön planda çıkaracağımız bir oyuncu yok açıkçası. Ömer Faruk Sezgin var yine Elazığ'dan Evet. ve 9 gole ulaştı. Onun Nevzat var dışında da Nevzat Bilen var. Yani Reha Kurt var 7 golle, Yusuf Atasoy var 7 golle, Erkan Şentürk var 6 golle ama genel anlamda böyle diğer gruplardan daha az gol atan bir takım ki diğer gruplara baktığımız zaman da bu grubun en fazla gol atan takımı 52 Orduspor, 28 gol. Evet. Onun dışında ilk 10'a giren takım yok. Böyle de Aynen. Kütahyaspor var. Yani bu noktada bu grubun golcü kimliği biraz diğerlerine göre geride. Diğer gruba geçelim. Geçelim. Geçelim abi. Haftanın takımıyla başlayalım. Haftanın takımı Orduspor oldu. 1967 Orduspor ve haftanın teknik direktörü de yani Orduspor 1967 Karaman Futbol Kulübü'nü biz 3-2 mağlup ettik ki maçın sonunda çok ilginçti. Evet. Alanya Kestelspor'da iç sahada Ayvalıkgücü'nü mağlup etti. Haftanın teknik direktörü oldu. Onlar da ilk yarı ikinci sırada bitirdiler. Ordu Karaman maçıyla başlayalım. Maç başladı 1-0 oldu. Maçın ikinci yarısında bir anda Orduspor'un kontrolünde giderken maç Evet. 2-1 oldu. 88'de 2-2 oldu. Yine Harun Özcan'ın çok güzel golü vardı. 3-2 maç bitti. Çok zevkli bir karşılaşmaydı. Evet. Açıkçası gerginliği çok yüksek.
Dördüncü hakem de hanımefendi, bir hanımefendiydi. Evet. Kadın hakemdi. Biraz o Zafer Betül Hoca. Hoca'nın baskısını, Cahit Hoca'nın baskısını yönetemedi. Üçüncü golü attıktan sonra Cahit Hoca kırmızı kart gördü. Ve çok Evet. sinirlendi Cahit Hoca. Açıkçası ben orada Cahit Hoca'nın neden kırmızı kart gördüğünü anlamadım. Evet. Maçı da konuşacak olursak senin değerlendirmelerini alalım. Ya şimdi zaten dediğin gibi hani iki tane takım Orduspor zaten bir çıkışta biliyorsun hani bu Cahit Hoca'nın ayrılıp gelme sürecinden sonra bir ritim yakaladı ve bu ritmi tutturdu Orduspor. İçeride de Iğdır'a karşı kazanmış muazzam bir atmosferle şampiyonluk havasına girmiş. Kuvvetli oynayan, takım halinde oynayan, bir oyun planı, oyun formatı olan ve ortaya bir şeyler koymaya çalışan Zafer Hoca'nın takımı olan Karaman'la oynadı. Yani baktığımızda iki hocamız da lige değer katan hocalardan birisi. Şimdi Zafer Hoca'ya baktığımızda geçtiğimiz sezon teknik direktörlük kariyerine ilk başladığında Batman'da çok da mükemmel bir kadroya, mükemmel bireysel anlamda baktığımızda oyunculara sahip olmamasına rağmen şampiyon yapmış. Bu sene de aynı kadrodan önemli parçaları Karaman'a getirmiş. Oyun formatını devam ettirecek yine liderliği zorlayan bir Zafer Hoca. Orduspor'da da Cahit Hoca var. Cahit Hoca'nın Çatalca Spor'dan biliyoruz. Çatalca Spor'dan Edirne'ye gittiği süreci biliyoruz. Edirne'den Ordu'ya gittiği Ordu Spor sürecini biliyoruz. Ve gerçekten üçüncülükle çalıştığı takımlarda genel anlamda mütevazi bütçelerle kaliteli işler yapan bir teknik direktör profili var. Playoff'a giren, playoff'u zorlayan, playoff'un içinde bulan, kendi bir şekilde playoff'un içinde yer alan bir Cahit Hoca'nın takımları. Cahit Hoca'nın formatı böyle yani. Şimdi baktığımızda iki takımın mücadelesi çok kuvvetli dediğin gibi çok güçlü iki takıma karşı ve keyifli de bir maç olmuş gerçekten. Dediğin gibi sen de çok güzel özetledin. Tabii Karaman için bu kayıp biraz onlar için üzücü oldu. Onlar buradan 2-1 de öne geçmişlerdi. Oradan 3 puan yakalasalardı devre arasında çok çok moralli gireceklerdi. Devre arasında transferde çok çok etkili olacaklar. Çok önemli oyuncularla görüştüklerini duyuyorum. İnşallah zamanı gelince transfer haberi olarak da bunları duyururuz. Yani hele bir tane duydum. Yani eğer onu alırlarsa alakasız yerlerden duydum böyle. Onu alırlarsa çok da iyi teklif vermişler oyuncuya. Büyük iş olur. Abdullah onu söyleyeyim sana. Karaman. Evet. Karaman. Onu söyleyeyim. Karaman gözünü gerçekten yükseğe dikmiş. Ritim yakalamış. Ama tabii bu mağlubiyetle birlikte şimdi geçen hafta Iğdır'ı yenmişsin. Iğdır'da kazanınca hani puan farkı İkinci aradaki puan farkı bir şey kalmadı. O onların canını biraz sıkabilir ama bence kaybettikleri bir şey yok. Karamanların da Karaman Spor taraftarlarında soğukkanlı olması gerekiyor. Karaman Spor Kulübü taraftarlarında takıma sahip çıkması gerekiyor. Çünkü geçen hafta biz izledik Abdullah. Gerçekten inanılmaz bir top oynuyorlar yani. Belli hani bir oyun formatları olduğunu, oyun planına sadık oldukları, kaliteli bir takım halinde mücadele ettikleri çok belli. Orduspor'u tebrik ediyorum böyle bir maçı Orduspor kazanmalarından dolayı. 1967 eski oyuncusu orta saha Bilal Gülden ile yeniden anlaştı. Ben de şimdi haberi geçtim. Tamam. Orduspor'un kim? Orduspor'un dedi. Evet, Orduspor 1967. Ben de şimdi haberi geçtim. Eski oyuncusu, Tamam. geçtiğim sezon kadrosunda olan Bilal Gülden ile yeniden anlaştı. Ben de şimdi haberi geçtim. Tamam. Seninle de Hayırlı paylaştılar zaten. Hayırlı olsun. olsun. Savunmaya ve forvete transfer yapacak Orduspor. Şimdi bu Orduspor diğer Orduspor'la biraz daha farklı. Onların bütçesi 52 Orduspor'un bütçesi Tabii. bu Orduspor'un çok daha düşük. Yani Tabii, onlarda tabii. çok daha fazla bütçe var. Ve şunu söylemek istiyorum. Orduspor 1967 çok daha maçta istekliydi. Maçta daha etkiliydi. İç sahada çok iyi Evet. bir grafik sergiledi. Deplasman sorunları var ki bazı maçlarda iyi de oynadılar. Maçı hak eden tarafında Orduspor olduğunu düşünüyorum. Karaman Futbol Kulübü'nün, evet, sen transferlerini konuştun. Çok daha farklı gelişmeler olabilir orada. Biz de yakınlaşabiliriz daha fazla. Yani sevdiğimiz insanlar orada görev alabilir. Öyle bir duyumlarım da var benim. Tabii Allah Allah. netleşmesini bekliyorum ben. Şimdi netleşsin, görüşmeler devam ediyor. Zafer Hoca inanılmaz. Hafta arasında Zafer Hoca ile tekrardan bir telefonda konuştuk. Zafer Hoca'nın da kampa da bizi bekliyor. Zafer İnşallah. Hoca. İnşallah dedim ben de. Ben grubu lider bitirdiği için onu tebrik ederim. Geçtiğimiz sezondan bu Kesinlikle. yana çok iyi bir grafik sergiledi. Batman Çok Petrospor çok keza önemli başarı. burası. Biraz agresifliği var. O agresifliğini daha önce sen de söylemiştin. Ben de söylemiştim hatta. Hocamla bir otursam aslında hani fırsat olmadı. Hocam da Hoca bizi davet bunun etti aslında ama oturamadık.
Aynen hocam da oturmak ister, vakit geçirmek ister. O gün bizi davet etti sağ olsun Aslında ama bizi... normalde konuştuğu zaman çok sakin bir insan ama Evet. saha içinde çok agresif. Ve inanılmaz da sıcakkanlı bir hocamız, Zafer hocamız. Ben açıkçası hani sahada gördüğümde bambaşka, saha dışında bambaşka bir hoca. İnşallah oturup bunlar da konuşmak nasip olur hocayla. Ordu Spor'la ilgili de şunu diyeceğim Abdullah. Ordu Spor'un başarısı da çok büyük bir başarı. Hani Ordu buna Spor değinmek istedim. ligin ikinci yarısında çok daha farklı olacak. Hüseyin, o çalkalanmayı yaşamasaydı, mesela bazı kaybettiği maçlar var. Elazığ deplasmanı, Turgutlu maçı, bu iki karşılaşma var. İş daha farklı olabilirdi. Ben ligin ikinci yarısında Ordu Spor'un daha birçok şeyi değiştiğini düşünüyorum. Ki dördüncü sırada tamamladılar. Bu çok daha önemli. 6 puan fark var Evet, Karaman'la. her inişin bir yokuşu vardır derler ya Abdullah. Evet. Yani orada sorun olayı oldu yani. Orada bir iniş yaşadılar. Cahit Hoca ile yol ayrılığı oldu, açıklandı, sonra geri döndü hoca filan. Cahit Hoca'nın Ve o... sevdiği tarihlere geldik ama bundan sonra seri yakalar Cahit Hoca. Aynen, yakalayabilir, doğru söylüyorsun. Alanya Kestelspor. Tebrik ediyorum Çağdaş Çavuş'u. Antrenörlük kariyerinin ilk yılı diyebiliriz genel anlamda. Teknik Tek adamı, birinci mağlubiyetle adamı. bitirdi. Tek mağlubiyetle bitirdi. Grupta tek mağlubiyet olan tek takım. Evet. 35 puan çok ciddi bir puan. 2 puan ortalamasının üzerine çıktı ki bugün de açıklamalar vardı işte herkes de kutladığı Çağdaş Hoca. Murat Bergen'in Hüseyin, ben orayı bir çarkın dişlisi gibi düşünüyorum. Levent Başkan, Murat Berge, Çağdaş Çavuş ve futbolcular. Uyum Şimdi var Abdullah işte. çok Uyum var güzel yani. uyum var bu dörtlü arasında. Aynen Murat öyle. Berge Ya de 3 şimdi yıldır, bak şimdi 2 sezon tane önce hatırlarsan hemen hemen son haftalarda kalmış bir Alanya Kestelspor ligde. evet. Ondan sonra geçen sene playoff'u son hafta kaçırmış ki bence hak etti playoff'u. Son hafta kaçırmış bir Alanya Kestelspor. Bu sezon üstüne koya koya gittiler genç oyuncular. Onlar da transferde aktif olacaklar. Ve şunu söyleyebilirim. Çok iyi uyum halindeler. Ve Kesinlikle. Murat Bergi'yi de tebrik etmek istiyorum ben burada. Sadece Çağdaş Hoca'yı değil, Çağdaş Çavuş değil. Murat Bergi'yi de tebrik etmek istiyorum. İyi bir sportif direktörlük dönemi geçiriyor Murat Bergi. 3 yılda Kesinlikle. başarılı. Şu var Abdullah bir de. Hani biz ikinci programlarında hep Soma Spor ve Burhanettin Basak Demir'in deliliğini konuşuyoruz yani. Delilik derken hocama saygısızlık anlamda değil. Çok sevdiğim, çok saygı duyduğum bir hocam gerçekten. Burada da aslında konuşmamız gerekenlerden birisi de Alanya Kestelspor'un yapısı. Onlarda da bir delilik var. Onlarda da bal liginden topçu olsun. Gözünü karartıyorlar, alıyorlar yani. İnandığı topçu olduktan sonra alıyorlar. Tabii burada Levent Başkan'ın bu özgürlüğü tanıması, Murat Bergen'in takibi, iyi takip ediyor, iyi yönetiyor süreci. Çağdaş Hoca da onlara çok uyumlu bir hoca. Ki sözleşme kaç yıllık da uzun süreli bir sözleşme diye hatırlıyorum Çağdaş Çavuş'un Alanya Hiçbir Kestelspor'la fikrim yok sözleşmesi. ama ben Yani burada bir Çağdaş Çavuş'un gelecek sezon daha üst liglerde yer alacağını düşünüyorum. Önemli bir proje var aslında yani. Çağdaş Hoca da bu projeyi gerçekten diğer bileşenlerle birlikte iyi yönettiğini düşünüyorum. Ki rakibi de bu haftaki yendiği rakibi de bence bu lige değer katan, alt liglere değer katan başka bir teknik direktör. Yani burada yenildi diye Mehmet Yıkılmaz daha hocayı da çöpe atamayız yani ve kenara koyamayız. Mehmet Yıkılmaz daha hocanın da hakkını vermek gerekiyor. Bal liginden çıktığı kadroyla genel anlamda onu koruyarak playoff hattının içinde kapattı ilk devreyi. Ve çok başarılı bence Abdullah. Yani Ayvalıkgücü Belediyespor ilk devrenin başarılı kulüplerinden birisi. Onları da tebrik ediyorum. Alanya Kestelspor Ayvalıkgücü'yü de yendi. Ayvalıkgücü böyle herkese yenilen Yalnız Hüseyin kolay. bak maçlar yakalı şunu söyleyeyim. Mehmet Hoca'yı çok severim. Alanya Kestelspor'u tebrik ediyorum. Ama Alanya Kestelspor çok üstün bir oyun sergilemiş. Evet, olabilir. Yani ben sadece burada şunu söylüyorum. Toplanılan puan var ortada. Önceden oynadıkları maçlar var. Ben Ayvalık gücüyle ilgili genel anlamda bir yorum yapıyorum. Oldukça başarılı bir performans sergilediklerini düşünüyorum. Mehmet Hoca'yı da ve takımı da tebrik ederim. Ama tabii Alanya Kestelspor Ayvalık gücünü de mağlup etti. Şu tabii önemli olan oyun içi istikrar. Oyun içi istikrarı çok iyi yakaladı Alanya Kestelspor. Neler yaptığını sezon başından beri oyun formları birbirine yakın. Bir maçta bir maç arasında büyük uçurumlar yok. Bunu iyi yakaladılar ve bunun üstünden gidiyorlar. Tebrik ediyorum Çağdaş Hoca'yı ve Alanya Kestelspor'u. Ve şu anda ne playoff hattındalar, ne orta sıradalar, ne düşme şeyindeler. Şampiyonluğun adaylarından birisi. Bugün Karaman Futbol Kulübü aralarında sadece bir puan var. Ondan dolayı bakalım Alanya Kestelspor'da devre arası transferinde acaba gözü karartacak mı Levent Başkan? Biz bu işi yürütürüz diyecek mi? Zaman gösterecek. Tebrik ediyorum Alanya Kestelspor'u. Başarılar diliyorum Abdullah. Hüseyin ilk 6 burada yani sonra konuşalım bu konuyu. Bu arada Çağdaş Çavuş'ta 3 yıllık sözleşmesi varmış. Federasyondan baktım şimdi. Alanya Kestelspor'la 3 yıllık bir sözleşme. Biliyorsun alt liglerde
Bu tarz sözleşmeler çok çok. Geçenlerde Fatih Hoca, Fatih Çardak Çankaya ile 2,5 yıl gibi bir sözleşme imzaladı. Buralar biraz daha proje olduğu için bir hani nasıl diyeyim sana, geleceği düşünerek yapılan hamlelerden birisi. Çağdaş Hoca kendi ayrılmak istemedikten sonra kolay kolay Alanya kestirilen kimse hocaya bir şey demez. Zaten ortada da büyük bir başarı var aslında. Genel anlamda konuşacağım Hüseyin ama playoff'un belli oldu burada. Ayvalıkgücü'nün belki durumu ne olur bilmiyorum, ligin ikinci yarısında nasıl bir şey yapar. Çünkü Ayvalıkgücü'deki kadroyu çok bozmayacak Katılım. diye biliyorum ben. 2-3 transfer genç oyuncu yakalarlarsa, dün sen söylemiştin aslında bunları. 2-3 oyuncu genç oyuncu yakalarlarsa bu şekilde devam edecekler ki Evet, çok başarılar. yani Ayvalıkgücü Ayvalık'ın ben Mehmet çok fazla Hoca'yı tebrik transfer ediyor. etmeni düşünmüyorum. Yani onlar daha çok bu yapıyı bozmazlar. Çok büyük paralar harcamadılar. Çünkü yanlış bilmiyorsam 1,5-2 milyon civarına bir kadro kurdular. Gelecek sene de aynı bu seneyi bu şekilde tamamlayıp devre arası böyle genç potansiyel yakalayıp gelecek sene kadro istikrarını koruyup üstüne doğru takviyelerle hedef takım olabilirler ama çok fazla transfer yapmadı Ayvalık Hücum. Evet Hüseyin, Iğdır. Hı. 3-0'la geçtiler. İbrahim Evet. Alan, Tahir Babaoğlu, Tahir Babaoğlu. İbrahim Alan bu sezon ilk kez 11'de çıktı. Evet. İbrahim Alan önemli bir golcü Abdullah ya. Yani. Timur Temeltaş 82. dakikada oyuna girdi. Bu Hı. şunu söyleyebilir miyiz? Timur Temeltaş'la yollar ayrılız diyebilir Ya miyiz? olmaz. Olması muhtemel çünkü Timur'un aslında ben Eyüp'teyken çok beğendiğim, Efe Büyükşehir'de çok beğendiğim oyunculardan biri. Geçen sene onun performansı kötü değildi. Ama lige adapte olamadığını düşünüyorum. Yani sahalara, lige adapte olamadığını düşünüyorum. Yumuşak kalıyor Timur oyun içinde. Ondan dolayı muhtemelen yol ayrılığı yaşanabilir. Çünkü ya belki de bilmiyorum. Biz böyle yol ayrılığı yaşanabilir diyoruz ama Timur'un şartları ne, kulübün şartları ne, ayrılma şartları ne? Sonuçta kulüp de Timur için belli bir yatırım yaptı. Hani Timur'un da çıkması öyle çok kolay olmaz diye düşünüyorum. Ondan dolayı belli şartlarda anlaşıp yol ayrılığı olursa olur. Iğdır için çok önemli bir galibiyet aslında. İbrahim Alan'dan bahsediyordum tam. İbrahim Alan bu ligin önemli golcüsü aslında. İkinci lig, üçüncü lig için çok değerli bir golcü. Tabii burada Batuhan var, işte Tahir Babaoğlu var. Üçüncü forvet konumuna düşüyor gibi ama her zaman kadroda, her zaman oyuna atacağın adamlardan birisi. İlk 11 çıktığında da gol atmış yine. Duran toptan gelen topa bir gol atmış. Duran toptan gol bulmuş Iğdır'ınla. Tahir de iki tane atmış. Iğdır için Karama maçından sonra bu galibiyet oldukça moral oldu. Onlar için çok önemliydi çünkü. Geçen haftaki maçın biraz daha hani travma sürebilirdi. Buradan galibiyet çıkaramasalardı biraz daha canları sıkılabilir, canları yanabilirdi. Önemli bir galibiyet aldılar. Devre arasında mutlaka transfer döneminde onlar da hareket geçeceklerdir. Ama iyi oyunculara sahipler, çok kaliteli oyunculara sahipler. Kimi alacaklar? Merak ediyorum daha kim gelecek. Opspor için işler zaten çok da konuşmaya gerek yok. Bir Devre 3-4 arası. transfer yapacak yalnız Iğdır. Öyle çok aktif olacaklarını düşünmüyorum ben. 3-4 Öyle mi transfer diyorsun? olacak. Ben çok aktif olacaklarını düşünmüyorum. İnce eleyip sık dokuyorlar. He? Iğdır. İnce eleyip sık dokuyor Iğdır. Tabii. Belli başlı isimlerle yol ayrılığı olabilir. Ya şimdi mesela Timur'dan memnun kalınmadıysa muhtemelen iyi bir orta saha alınacaktır Abdullah. Onu söyleyebilirim. Kanat oyuncu düşünüyorlar mı bilmiyorum. Forvet'e bence gerek yok. Hani Hüseyin. forvet olarak 3 transfer. 2 üç orta transfer. saha, 8 numara, bir tane de sol kanat. İşte bir kanat. Forvet'e gerek yok zaten. Orta saha. 2 Olur orta yani. saha. 3 transfer aslında. Hadi bir tane de öyle de hani genç oyuncu alınabilir. 4 transfer. Daha Veya fazlasına gerek yok. fırsat Daha transferi de fazlası ekleyelim. bu takıma zarar verir. Evet, Iğdır'ın çok da en büyük rakibi Iğdır'dır. katılıyorum. Iğdır'ın en büyük rakibi Iğdır. Şöyle Sana çok katılmam ama bu konuda katılıyorum aslında. son zamanlarda tamam, bana hep katılıyorsun yalnız şey. Dikkatini çekerim. Özledim herhalde. Sezonu Ordu maçıyla başlayacaklar. Iğdır'ın fikstürüne baktığım zaman Ordu'yla. Ordu'ya da deplasmanda mağlup olmuşlardı Evet hatırlıyorsan. 1-0. Zaten ilk karşılaşma. Aynen. 1-0 mağlup, Ordu maçı da çok kötü oynamışlardı. Evet. Iğdır'ın bu tarz maçlara daha iyi hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Erkan Hoca'nın devre arasında ekibine yeni antrenörler kazanması gerektiğini düşünüyorum. Eğer ki Erkan Hoca ekibine yeni antrenörler, yeni oyun bakış açısında olan kişileri kazandırmazsa Erkan Hoca'nın ömrünün fazla uzun olduğunu düşünmüyorum. Hocanın ekibi yıllardır aynı ekip diye biliyorum. Bilmiyorum şu anda da Iğdır'da da aynı Tamam ekip işte. diye Yani o ekibini yenilemezse Erkan biliyorum. Hoca, ekibinden bazı kişilerle yol ayrılığı yaşamazsa Erkan Hoca'nın ömrünün uzun olduğunu düşünmüyorum. Evet, yani Erkan Yani Hoca'nın ya da yol ayrılığı umarım bu da da demeyelim. olmaz Şöyle Abdullah. diyelim. Kimsenin ekmeğiyle de oynamayalım ama şöyle diyelim, ekibine yeni insanlar katmazsa, genç bir bakış Evet. açısı,
yeni nesil futbol oynayan bakış açısını katmazsa Erkan Hoca'nın bu noktada işinin zor olduğunu düşünüyorum. Bir de Erkan Hoca'nın bence veya işte Iğdır Futbol Kulübü'nün transferde şunu yapmaması lazım bence aslında. Şahsi yorumum. Gidip de hani isim oyuncu değil ya. Hani Asker lazım, rolünün asker. orta saha. İki tane 8 numara diyorsun mesela. Tempolu, dikine giden bir 8 numaraya ihtiyacı var bu takım belli yani. Asker Koşan, lazım, basan. Çünkü asker. bu ligler ustayı götürmüyor. Hüseyin, bunların hepsi komutan. Bu He? oyuncu grubunun hepsi Aynen. komutan. Aynen öyle. Aynen Olmuyor, öyle. olmuyor. Bu kadar Evet. komutan olmuyor. Asker lazım. Aynı zamanda grubun en fazla gol, en az gol yiyen ekibi Iğdır. Çünkü Evet. neden? Oğuz Çalışkan kalede. Sol taraf Mehmet Uğurlu. Tayfun Dingil. Ahmet Ahmet Yesin. Kesim. Ve Batuhan Söer. Önlerinde de İshak Çakmak. Abi Evet. bunu koy birinci lige zaten playoff oynar. İşte yani hücum konusunda işte biraz daha kreatif olmaları lazım. Aslında hücum oyuncuları da çok değerli oyuncular Abdullah ama biraz daha sanki orta sahadan topla Aynı çıkışlarda o tip dikine oyuncular gidecek çok. oyuncuya ihtiyacı. Ha? Aynı tip oyuncular çok. Hatırlıyorsun Mustafa Reştakçay'ın Konyaspor'un başındayken söylediği bir şey vardı. Oyunu penetre edecek, rakibi penetre edecek bir Face oyuncuya cover ihtiyacımız lazım. var. Badou Ndiaye geliyordu aklıma direkt mesela. Hani dikine götürüyordu o zamanlar Osmanlıspor'da. O tarz bir Osmanlı'dayken de. oyuncu gerekiyor. Evet. Of spor. Bu Ospor arada için işler çok üzgünüm. sıkıntılı. Olcay Başkan için çok üzülüyorum. Kuşadası. Kuşadası için bize tepkiler var. Bizi fazla konuşmuyorsunuz diye. Onları bu hafta konuşmaya niyetliydim. Mağlup oldular. 23 Elazığ'a. Ama ben daha farklı bir şey konuşacağım. Bu mağlubiyetten sonra birçok oyuncuda yollar ayrılıyor. Kuşadası'nda. Aldığım bilgi bu. İyi oyuncular transfer edecekler. Hı. İyi oyuncular alacaklarını duydum. Ya Abdullah. Playoff'un içinde yer alacaklar. Kesinlikle yer alacak. Burada playoff net olarak belli Hüseyin. Karaman, Evet. Alanyaketler, Iğdır, Ordu, Kuşadası, Ayvalık, Gücü benim kafamda Yani soru işareti olan. bundan sonra sürpriz olur Abdullah yani playoff hattının alttan birisinin yukarıdan birisini aşağı çekmesi bayağı sürpriz olur yani. Ey nesil, Kırıkkale Büyük Anadolu, Salih Hoca'yı konuşmamız lazım. Birazdan onu da konuşalım. Yani bulvarla alakalı mesela transfer yapacaklar ama paranız yok diyorlar. Mesela. Turgut Durun belki burada hata olabilir. Turgut'un da atağı çok iyiymiş Abdullah. Yani sen Turgut'la atak yapabilir deyince de aklıma direkt son maçta Turgutlu'nun yaptığı atak geldi. O nasıl bir şut ya? Yani direkten Turgutlu çarptığını. kurtarıyor. Yanlış mı hatırlıyorum ben? Turgutlu kurtarıyor. Bayrampaşa yükleniyor. Mesela Turgutlu'nun atağı derken yani şey yani maçla ilgili diyorum yani. Maçta ya Aklıma direkt o geliyor benim. Muhammed kaleci Mahmut özür dilerim. Hı. Mahmut çok iyi kurtarış yapmış ya. Çok çok iyi. Ben Karambol de ilginç. Abdullah ben açıkçası Turgutlu'nun da çıkış yapacağını düşünmüyorum ya. Yani alt sıralardan baktığımızda playoff hattı dışında Gümüşhane çıkış yapacağız. belki. Çok zor ya. Gümüşhane'de çok hakkını gasp etmişler ama. Onu da değinmeden geçemeyelim. Kırıkkale Büyük Anadolu'ya girelim. Ondan sonra Gümüşhane'ye geçelim. Tamam. Kırıkkale Kırıkkale valla Büyük Anadolu. Salih Hoca geldikten Salih sonra inanılmaz bir çıkış yakaladılar. mükemmel tabii. Salih Yani Hocam çok naif, çok kibar, çok mütevazi bir insan. Tebrik evet. ediyorum Salih Hocamı. Karaman'ın Hı-hı. başında kısıtlı imkanlarla çok iyi işler yapmışlardı ki bazı Karamanlı taraftarlar da bana bunu söyledi. O Salih Hocam yok mu o Salih Hocam? Neler yaptı burada kısıtlı imkanlarla? Elinde bu takım olsa daha neler yapar diye bazı Tabii. Karamanlı arkadaşlarımızın bize söylediğim vardı. Maçın ikinci yarısında 5 gol attılar. Hı. Ve şöyle baktığımız zaman Hüseyin ne zaman geldi? 8 maç oldu herhalde ya çalışmaya başladı. Yanlış değilsem 8 maç mı oldu? 9 maç mı oldu? Bakıyorum Hüseyin bir saniye. Herhalde Hı. Bayrampaşa deplasmanındaki galibiyetle geldi. Yanlış hatırlamıyorsam. Hı. Şu an benim Ama internet. ya şöyle bakalım. Hatta ben de Sen bakayım bir bakabilirsen hafta. bak benim internetim problemli. Tabii, garanti olsun. Sıkıntı yok kardeşim. Ali Hocam zaten çok naif. Hep sen söylerdin. Naif bir kişilikti. 9 maç olmuş Abdullah. Geldiği maçı söyleyeyim ben sana hemen. Hocam Bayrampaşa maçıyla birlikte gelmiş. O maçta da Galibiyetle galip başladı maç. 1-0. Sonrasında 4 maçlık kazanamama serisi ve son 4 maçta da 10 puan aldılar. Yani yap. geldikten sonra şu an 21 puanı var. 10, 10 13, 15'ini 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 Salih Hoca Salih Hoca aldı. almış. Aynen yani hani ilk 7 maçta takım 6 puan almış Abdullah. 1,5 puan ortalama şey. 1,5 puanın da üstünde hatta herhalde. 10 15 maç. 9.
9 maç. 9 maçta özür dilerim. Ben 10 maç üzerinden Dokuz hesapladım. maç. 9 Yani maç 1,5 puan da 15 puan. üzerinde. 1,5 puan da üzerinde. Tebrik ediyoruz Salih Hoca'yı. Gerçekten geçen sene dediğin gibi Karaman'da da çok iyi mücadeleler verdi. 1920 Konyaspor'da çalıştığı dönemde de hep böyle elinden geleni yapan, mütevazi, hep mütevazi kadrolarla iş yapmaya çalıştı hoca. Yanlış değilsem hoca aslen Kırşehirli olması lazım. Hani Kırıkkale, Kırşehir çok Evet. uzak coğrafyada değil. Hani kendi memleketi sayılır. Çok Çok da iyi bir başarılı golcüymüş buldu. ama Hüseyin. Öyle mi? Salih Hocam öyleymiş yani. Çok iyi bir Doğrudur, evet. golcüymüş. Sen tabii daha iyi bilirsin Ya ben konuyu. de izlemedim şimdi. O yıllarda ben yeni doğuyordum ama anlatılanlardan dinliyorum. Salih Hocam çok iyi golcüymüş. Kocaman aynı fiziği falan da gözünün önüne getirince biraz Aykut Kocaman tarzı forvet herhalde. Aynen öyle. Aynen öyle Hüseyin. Yani o zaman çünkü hocam çünkü çok böyle pivot tarzı bir daha minyon tipte olduğu için daha çok Aykut Kocaman tarzı forvet. Ya şunu diyebilirim Kırıkkale Gök Maraş Anadolu Efes'in şu an 7. sırada. Playoff'tan sonraki basamağa geldi. çok zor Tebrik ama. etmekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Çok başarılılar ama hani ellerinden geleni yapacaklardır mutlaka. Ama zor yani. Önlerinde çok zor bir iş var. Gerçekten üstteki kulüplerden hani mali imkanlarla transferde işte Karaman zaten transfer Alanya Kestel yapar, Iğdır yapar, Ordu yapar, Kuşadası yapar. Hani belki Ayvalıkgücü bu 5 takımla ağaçlık atamaz. Hani indirebileceği tek takım alttaki takımların Ayvalıkgücü gibi duruyor aklımda. Hani ikinci yarı yukarıdan indirebileceği tek takım Ayvalıkgücü gibi duruyor. Çok başarılı buluyorum ama hani transferde reaksiyon gösteremezlerse tüm takımların kuvvetlenmesiyle birlikte. Ha tabii şurada şu da var. Alttaki takımlardan kaç reaksiyon verebilir, kaç transfer verebilir? O da belli değil. Ama Kırıkkale'yi tebrik etmek gerekiyor. Kesinlikle Hüseyin. Salih Hocam biliyorsun geçtiğimiz sezon cezası vardı. 10 maç değil mi? Evet. 10 maç cezasını Salih Hocam geçen sezon Kırşehir'de çekmiş. Buna söyleyeyim. Burada söyleyeyim. Gümüşhane Spor. Hı. Hakkı yenmiş. Ağır hak Yani yemiş. maçın hakemini bakacağım. Bir Mehmet bakmıyorum. Derece. Umarım tanıdığım bir hakem değildir. Mehmet Derece. Mehmet Derece kardeşim, bence bu işi bırak. Yani orada sarı kart çıkmaz ya. Ya bu işi bırak. Orada sarı kart çıkmaz yani. Yani gördüysen o kırmızı kart. O Burada net kırmızı. art niyet mi var, ne var bilmiyorum ama bu başka bir şey. Ya gasp resmen yani. Yani ben böyle hakemlerle ilgili çok sert konuşmayız biz kolay kolay burada ama gerçekten Gümüşhane'nin hakkı yenilmiş. Açıkçası üzücü bir durum. Sonra zaten 90 artı 6'da yedikleri golle. Bu kart maçın 5. dakikasında geliyor. Evet. Şimdi maçın 5. dakikasında sen bunu versen Darıca 10 kişi. Tabii. 1-0 öne geçemeyecek. Yani maçın kaderini etki etmiş ya. Hani en doğru kullanılacak cümle bence bu. Kaderini etki etmiş. Ki gerçekten Gümüşhane'nin de canı çok yanmış. Yani hem böyle bir hatadan dolayı sıkıntı yaşamışlar hem 90 artı 6'da yedikleri golle galibiyetten olmuşlar. Gümüşhane için üzücü ama haklarının yendiğini alenen açık bir şekilde söyleyebiliriz. Darıca için bu alınan bir puan çok kıymetli. Çünkü baktığımızda ya maçın ibresinin tamamı Gümüşhane'den yanaymış aslında. Öyle söyleyebilirim. Darıca'yı da transferde çok hareketli bekliyorum aslında. Evet. Ben de Darıca'nın abi çok isim geçiyor ama Hı. Ender Hoca da çok başarısız başladı. Başarısız başladı. Bakalım Çok devre başarısız. transferinden ne olacak? Hücum çalışsın Ender Hocam. Ender Evet. Hocama en iyi tavsiyem hücum çalışması. Üçüncü gruba geçelim Hüseyin. Geçelim Kepez bakalım. Belediyespor'un liderliği var ama bir kere lider bitiren takım Kepez Belediyespor ama onun öncesinde Aslan takımı Niğde Anadolu Futbol Kulübü oldu. Sapanca'yı deplasmanda mağlup ettiler. Haftanın teknik direktörü Veys Evet, Efe'lerin hocası. Kamber. Efeler'in hocası. Hı. Ben maçı biraz şöyle izledim. Yani hatta bayağı izledim diyebilirim özellikle ikinci yarıyı. Maç 2-0 oldu ki. 2-0'dan sonra Evet. inanılmaz bir baskı. Hı. Hani inanılmaz bir geri dönüş. Efeler'i tebrik ederim. Konuşacağız ama Kepez'le başlayalım. Şakir Evet. Hocam Bursa Yıldırım deplasmandan puanla döndü ve lider oldu. Hı. Mehmet Türkmen, Hüseyin 2000 doğumlu kardeşimiz. Söylemiştik bunu zaten. Evet. Bu sezon ligde 7. golünü attı. Evet. Evet.
Çok iyi bir sezon geçiriyor. Şakir hocam keza aynı şekilde. Kepez aynı şekilde. Kepez ilk yarıyı lider bitirecek desek burada birçok insan derdi ki ya, bu arkadaşlar da bu futbolu bilmiyor derdi. Evet. Ben de onlara hak verirdim. Kesinlikle doğru söylüyorlar derdim. İnsanlar bize gülerdi ve güldüklerinde de doğru düşündüklerini düşünürdüm. Ama hepimize farklı bir bakış açısıyla baktırmaya her şeyin yapılabileceğini gösterdi. Şakir Hoca'yı tebrik ediyorum. Kepez'i tebrik ediyorum. İlk yarı lider bitirdiler. Evet Abdullah. Şakir Hoca'yı bence çok büyük tebrik etmek gerekiyor. Çıktığı ilk senede muazzam bir başarı var ortada. Lider bitirdiler. Hani ki dediğin gibi kimsenin beklemediği, bizim de beklemediğimiz. Çünkü bir ara hatırlıyorsan Aksaray da yoktu. Çankaya Muş rekabeti vardı. Sonra Muş Doğru. düşmeye başladı. Tık tık tık. Aksaray devreye girdi. Kepes tık 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 tık. Yani ilk yarının son haftasında liderliği aldı Aksaray'ın da mağlup olmasıyla birlikte. Şakir Hoca'yı tebrik ediyorum. Baldan oyuncular var hala orada. Bazı bölgesel motor ligden kalma oyuncular var. Onlarla devam ediyor ve iyi iş Ayvalık çıkarıyor. yüzü gibi. Aynen öyle. Sezon performanslarından birisi. Bence Kepez'in. Kaan Türkmen'le ilgili de Abdullah. Kaan önemli bir futbolcu kardeşimiz. 2000 doğumlu potansiyelli. Şurada bir sıkıntı oldu. O kafam geçen sene Kızılcabörük'teydi. Onu biliyorum. Ben bunu kaçırmışım. Kaan Ağustos'un sonunda Karaman'a imza atıyor. Abdullah. 2 Evet. yıllık. Karaman Futbol Kulübü'yle. 8 gün sonra sözleşmeyi pes ediyor Karaman'la. Kepez'e Kim pes geliyor. ediyor? Karaman mı pes ediyor? Kaan pes ediyor. Karşılıklı sona erdirme. Yani muhtemelen hoca ya da Kaan, baktı Kaan oynayamayacağını hissetmiş olabilir kardeşimiz. Hoca ya da Kaan. Hani bir şekilde yol ayrılıyor yani. Karaman ya da Kaan. Yol ayrılığına gidiyor ve Kepez'e geliyor. Bak ne kadar yani şöyle Karaman'da da belki performans verirdi ama Umut Dilek gibi bir oyuncu var orada. Hani Karaman'da forma şansı bulması daha da zor olurdu aslında. Gerçekten olmak Evet. gerekirse Kaan'ın. Ve Kaan bu sezon 7. golünü attı. 7 gol attı. İnanılmaz gidiyor. Ve 2000 doğumlu. Ve şöyle bir şey vereceğim Abdullah. İkinci yarıda aynı şekilde devam ederse Allah sakat kaza bela vermesin. Kaan 2000 doğumlu. 22 yaşında. Ve sözleşme sezon sonu bitiyor. Yani gelecek sezon TFF1'de Süper Lig'de görme ihtimalimiz muhtemel olur. Allah sakat kaza bela vermezse. Mutlaka transfer yapabilir. Çünkü geçen sene Kızılcabörük'te de çok öyle kötü performans sergilememişti. İyi de İyi hatırlıyorsam. performans vardı. Geçen sene Kızılcabörük'ün genç oyuncuları iyiydi. Evet, yani geçen sene yanlış değilsem 7-8 tane de attı. Hatta daha fazla atmış herhalde. Dur. 2, 4, 6, 3, 4, 9. 9 tane gol atmış geçen sene Kızılcabörük'te. İyi Kaan performans da vardı. Yusuf Atasoy gibi. O da üstlüklere doğru çıkış yapabilecek oyunculardan birisi. Evet, Bursa Yıldırım'da düşüş hala devam ediyor. Yani Erbaspor'un 4 puan üzerinde yer alıyor. Bursa Yıldırım Spor'da devre arasında bakalım neler yapacak. Aksaray Efeler maçına geçelim ki. Aynen. 2-0 öne geçtin. Fahrettin Hocam seni burada o kadar çok övdük ama bu maçta vermemelisin. Maçın Bu hani maçı ilk ben yarı 2-0 önde bitirsen tamam kabul. Oraya da kabul ederim. Ama sen 2-0 öne geçtin. Bir de maçın ikinci yarısında öne geçtin. Hani 58 olması lazım ikinci golün süresi. 58 olması lazım. 58'de ve çok güzel bir gol bu arada. Hani evet. gerçekten Aykırı mıydı? çok çok yani ben çok beğendim. İnanılmaz uzaktan avladı Aykut Sarıdoğa. Ondan sonra inanılmaz bir karambolden gol. İsa'nın golü. Ve sonrasında İsa'nın rövaşata da diyebiliriz. Vole de diyebiliriz. Mükemmel bir Evet. dönülerek vuruşu. 2-2 ve Kesinlikle. sonrasında 3-2. Ve haftanın hocası olarak da Veysi Kamber'i seçtik. Tebrik ediyorum Veys Hoca Efeleri. gerçekten yani ama Abdullah hani hatırlıyor musun? Efeler sezonun başına iyi başlamadı. Hep burada şey dedik. Yani Efeler Ben daha seri yukarıda olması karşılaşmasını lazım. izledim. Pardon, özür dilerim. Şey, seri karşılaşması değildi. 1920 Konyaspor. Orospor. Yok, ben 1920 Konyaspor karşılaşmasını Hı. izledim. Efelerin. Yanılmıyorsam da maçı 5-1 kaybettiler. Evet. Ama orada İsa'nın inanılmaz bir şeyi vardı zaten. Hani mücadelesi vardı. Hazırlık Evet. kampında İsa bunun sinyallerini veriyordu. Ki bildiğim kadarıyla İsa şu an 13 gole ulaştı. Gol kralı. 13 gol attı. Bir gol 13 gol kralı. attı. Abdullah ben Orduspor'da Orduspor maçlarını izledim onların. Efelerin. Hazırlık. Afyon Kavala hazırlık maçını. Cahit Hoca'nın ekibiyle.
Cahit Hoca kenarda böyle artık hani takıma bayağı bir kızdı yani. Çünkü Ordu Sporu'ydu. Efeler bir top yapıyordu, inanılmaz dedim yani, nasıl hani. Böyle ki hani o ilk hocayla da yollar ayırdılar ikinci üçüncü hafta, ama kadro belli Ersin yani. Akan'ın yardımcısıydı o hocamız. Cemil Hoca mıydı ya? Cemil Yani, Aktaş. heh, olabilir. O hocayla da yollar ayrıldı. Hani iyi, ben diyordum hani ilk haftada nasıl bu takım bu kadar olumsuz gider? Gerçekten sonradan toparladılar. Çünkü iyi bir takıma ve onların da transferde aktif olmalarını bekliyorum. İshak bambaşka bir kariyer. İzlenmesi gereken bir kariyer. Profesyonel ligi önceden de görmüş bir İsa oyuncu. Ama paylaştıktan sonra Kocaeli sporların yani 2017-2018'de neredeydi bu arkadaş gibi paylaşımları oldu. aynen. Kocaeli Ya sporların. işte her Yani futbolcunun bazı çıkış seneleri oluyor Abdullah yani. Hani, bazı atıyorum çiçekler bazı topraklarda açmıyor. Diyelim. aynen. Tebrik edelim Efeleri. Efeler 27 puana geldi. 6 puan geride zirvenin. Aksaray transferi nasıl geçirir Abdullah? Aktif. Aksaray her sene aktif. Ama Aksaray'da gerçekten Aksaray taraftarının yerinde olmak istemem. Hep böyle bir mesela ilk devrin sonu lider girse kafan rahat edecek. Hani tamam averajda bir şey yok da ya psikoloji bozar bu ya Abdullah. Anlatabildim mi Bozar. yani? Hep böyle finish'e gelince finish'te bir sıkıntı yapıyor Aksaray. Devre arası transferi hareketli Burada Aksaray'ın geçirirler bence. yeri normal. Burada normal olmayan yer Çankaya'nın yeri. Evet. Kepez'in yeri, Osmaniye'nin yeri. Maniye. Efeler'in Evet. yeri. Beyoğlu'nun Efelerin yeri. Beyoğlu'nun yeri burası değil. Beyoğlu'nun yeri üst taraf olmalıydı. yeri normal. Yok Bence. ya. Hüseyin Playoff'u da zorlamazlardı. Yok Gerçi yok zorla yapamam. Hopa var mesela burada çok düşük olan bir Efeler kıyafet iyi. numarasıydı. Geleceğiz oralara. Osmaniye Fahrettin Hoca'ya gönderirler mi? Valla. Abdullah olabilir biliyor musun? Yani ben hoca Karışık ile bir ilgili değil. camia. Hoca Fahrettin Hoca baştan çıkarıldığı başarılı. için değil. Aksaray Hoca Bey huzursuz başarılı. olduğu için gönderdi. Yani mesela hani Urfa Kemal Kılıç'la konuşmuştuk ya. Fahrettin Hoca başarılı. Yiğidi öldür aklını yeme. Ama Aksaray camiasını az buçuk bildiğimiz için, çünkü puan kaybından sonra bir o umarım doğru reaksiyon gösterirler. Bilmiyorum ben. Şimdi ne diyeyim Osmaniye Hakkı Hoçoğlu. vallahi mükemmel Abdullah, ben ne diyeyim ya. Var mı buna diyecek bir şey? Hakkı Hoca Osmaniyespor tarihinin en düşük bütçeli takımıyla, en cüzi bütçeli takımıyla, en mütevazı takımıyla, biliyorsun Osmaniyespor Başkan Mehmet Başbuğ muydu? Hep o vardı. Onun dönemlerinde hep böyle transferler, şaşalı transferler. Ama hep bir kurumsallıktan uzak, saçma sapan hamleler. Ondan sonra şampiyon olma hedefiyle çıkılıp küme düşmeme mücadelesi vermeler falan derken Osmaniyespor playoff hattının içine kendini buldu. En mütevazı kadrosuyla. Bu da Hakkı Hoca'nın işi. Gençlere forma şansı veriyor. Genç oyunculardan fayda alıyor. Tebrik etmek gerekiyor bence Hakkı Hoca'yı. Ve bugün Abdullah yani bırak playoff hattını, liderle 3 puan farkı var Osmaniye'nin. Osmaniye Londin devre arasında 4-5 karşılaşmasını tane. Osmaniye Aksaray'la oynayacak. Hatırlarsanız sezonun ilk maçı çok olaylıydı. Neredeydi o maç? Osmaniye'de Aksaray'daydı. olacak. Şimdi Osmaniye'de oynayacaklar. Osmaniye'de olacak aynen. Yoksa Aksaray'da olsa bir plan yapılırdı aslında. Yani güzel bir maç olurdu. Mesela bir Aksaraylı daha hatırladım. kardeşlerimiz de bizi davet ediyor bu arada. İnşallah, inşallah gidelim. Çünkü bak ben valla Karamanlıdır maçına inanılmaz keyif aldım. Ben Aksaray'da da bir maç izlemek istiyorum açıkçası. Onu söyleyeyim. Osmaniyespor'la gelince ben Hakkı Hoca'yı çok başarılı buluyorum Abdullah. Geçen sene Kırşehir sürecinde de başarılıydı. Aslında mütevazı oyunculardan önemli futbolcular çıkarttı. Bu sene de Osmaniye'de çıkartıyor. Zihniden çok bahsediliyor. Kırşehir'de de vardı zihni bir tane. Amcaoğlu bunlar. Zihni temelci. Kırşehir'deki orta saha, bu da stopermiş. Bundan çok beklentileri var Osmaniyespor'un. Onu söyleyeyim. Başarırlar. 4-5 tane nokta transfer yaparlarsa biraz daha böyle takımın temposunu yukarı çekebilecek, biraz daha böyle hani ön tarafta hareket getirecek oyuncular olursa şampiyonluk mücadelesinin içinde olacaklardır. Ki çok da hakları yenildi. Bunu da söyleyeyim. Osmaniyespor'un ilk devrede hakem katliamına da çok gittiler aslında. Bunu da anekdot olarak ekleyeyim. Çok saçma sapan kararlar verildi. Birkaç video var bende. Müsait olduğumda gönderirim sana. Sen de bakarsın, değerlendirirsin. Tamamdır. Çankaya, Fatih Hoca. Evet. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun Fatih Hoca'ya. İlk Bizim maçında da Beyoğlu'na mağlup oldu Fatih Hoca. Karambol golleri diyebilirim ama biraz daha Beyoğlu'nun doğru oyun politikası ilerlediğini söyleyebilirim bu maçta. tabii ya, bir de şimdi 13 dakikada 2 tane gol yediler. Abdullah hani
otomatikman biraz dengeleri bozuldu. Ondan sonra toparlayamadılar. Ben Fatih Hoca hamlesini Çankaya için yani olumluya yakın buluyorum. Öyle söyleyeyim. Olumsuz bakmıyorum. Fatih Hoca çünkü Bergama'da mütevazı kadroyla neler yaptığını bize gösterdi. Zor şartlarda mücadele etti mesela Bergama'da. Ki şöyle değerlendirdiğimizde Abdullah bu sezon Çankaya fikstürde Bergama'yı takip etti. Yani bu önemli bir husus. Muhtemelen Çankaya, Bergama'yı takip ettiği için Çankaya Bergama'nın tüm maçlarına hoca gönderdi, analizci gönderdi, kendileri takip etti vesaire. Fatih Hoca tercihinde bunun önemli bir pay olduğunu düşünüyorum. Hani oradaki mütevazı kadroyla yaptığı işlerin. Kaliteli bir kadrosu var Çankaya'nın. Onların da 3-4 tane net iyi transfer yapacaklarını düşünüyorum. Ama son haftalarda kaybettikleri puanlarla biraz uzaklaştılar. Ama çok bir şey yok. 4 puan bir kayıpları var. Bu 4 puan da toparlayacak, bu farkı kapatacak kaliteye ve kadro kalitesine sahipler diye düşünüyorum. Transferde aktif olduklarını düşünüyorum ben Çankaya'da. Kesinlikle. Ben de öyle düşünüyorum. Başarılar diyorum Çankaya. Tabii bu mağlubiyet onlar için. Hani Fatih Hoca buradan bir galibiyetle başlasaydı onlar için biraz daha iyi olabilirdi işler. Daha devre arasına daha moralli girebilirlerdi. O moralle ikinci yarıya daha farklı olabilirlerdi. Biraz Cesur moral bir bozmuş karar verdi oluyor. başkan Fatih Hoca konusunda. Cesur bir karar verdi. Kesin bir Projeye karar. 2,5 yıllık imza attılar. Başkanı tebrik ediyorum bu cesur kararından dolayı. Tabii neler Kesinlikle. getirir neler götürür bilmeyiz. Ama Fatih Hoca da bu grupta başarılıydı. Ama Ve olsun Abdullah yani Çankaya Fatih Hoca başarılı olsun biliyor musun mesela? Bak Çağdaş Hoca konuşuyoruz Çankaya'da ne güzel. Bergama'yı takip ediyoruz fikstürde. O yüzden rakipleri genel anlamda biliyor bir konu. Çok konuda Fatih Hoca'da. Tabii. Efeleri konuştuk. Beyoğlu'nu konuştuk. Sapanca mağlup oldu. Üzücü. Sapanca çok ilginç bir takım. Beyoğlu'nu tebrik edelim. Ayrıca Beyoğlu gerçekten önemli bir galibiyet aldı. Okan Kopan, Okan Hoca 21 puana ulaştı. Okan Hoca geldikten sonra aldığı puanı söyleyeyim ben sana. Malatya Argovan. Çankaya Evet. maçıyla başladı Okan Hoca. Bir mağlubiyet aldı. 3 galibiyet, 3 beraberlik. Yani 12 Evet. puanlı, 21 puanlı, 12 puanlı Okan Hoca aldı. Tebrik etmek gerekir bu noktada. Ben Hopaspor'un ikinci yarı daha aktif olacağını düşünüyorum. Keza Hopaspor'un transferde aktif olması lazım Abdullah. yani Yani mesela transferde aktif olacak inşallah. geçen sezonun finalisti biraz paraya kıysın bir şeyler yapsın. Muş Siirt'in transferde 11 aktif olur. Muş transfer. beraberliği var. Bunu da Buyur. buradan söyleyeyim. 3 mağlubiyeti var. Sırası 13. Evet. Yani Siirt'in çok ilginç bir durum var. Genel anlamda baktığımız zaman Bursa Yıldırım hayal kırıklığı. Genel değerlendirmemizi yapacağız. Bu grupla alakalı. Tekrardan teşekkürler arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlamalarımızı yaptık. Transfer döneminde de transfer değerlendirmelerle sizlerin karşısında olacağız. Ağzına sağlık. Teşekkürler. Ben Görüşmek teşekkür üzere. İyi ederim. günler diliyorum herkese. İyi günler.